Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere izin sezonu yavaş yavaş geliyor ve geldi. Öyle diyelim, bir kısmı için geldi, gelmeye devam ediyor anavatanımıza gidenler. Bunun yanı sıra gitme planları yapanlar, yakında bu mutluluğu yaşayacak olanlar. Allah hasret çeken herkesi bir an önce ana vatanımızın topraklarına, sevdiklerine, ailelerine kavuştursun. Bu yayınımızda yurt dışında yaşayan bir kişinin sadece bir hafta boyunca Türkiye'de eğer gidip tatil yapmak isterse kaç paraya ihtiyacı olduğunu sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yeni dünya düzeni içerisinde tatil yapmanın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yaşayan insanlar için bile artık eskisi kadar kolay olmadığını, yurt dışında işçi olarak çalışan emeklilerimiz, ev hanımlarımız, sosyal yardımla geçinen vatandaşlarımız için artık Türkiye'ye gitmenin de eskisi kadar kolay olmadığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Arap coğrafyasından Afrika'ya, nerede yaşıyor olursanız olun, bu yayın tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Onların uzun yıllardır beklemiş olduğu Türkiye'de emeklilikle ilgili artık adım atma zamanı geldi. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili artık adım atma zamanı. Mavi kartlılar, çifte vatandaşlar, pembe kartlılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, doğum yapmış olan hanımefendiler, Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişiniz olsun ya da olmasın, herkesi çok çok mutlu edecek olan haberi az sonra sizlerle paylaşacağım. Kendi geleceğinize, ailenizin geleceğine bir adım atmak, onlar için bir yatırım yapmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye'de otel fiyatlarına şöyle bir göz attım. Göz atmadan önce de uçaklara da baktım. Berlin'den Antalya'ya bir tatil planı yaptım. Gideceğimden dolayı değil ha, bilin diye yani. Çünkü biraz sonra rakamları duyduğunuzda diyeceksiniz ki paraya bak. Şimdi bir hafta 4 kişilik bir aile, karı koca, 2 tane de çocuk. Antalya'da orta halli, yani ayağımızı denize ve havuza sokabileceğimiz, yemek her şey dahil olan bir otel. Ben ortalama rakamı söyleyeceğim. Bir haftalık sadece otel 130 bin TL. Sadece otel. Uçak biletlerine baktım. Arkadaşlar, gidiş dönüş Berlin'den Antalya'ya direkt uçuş 35 bin TL. Ne yaptı? 165 bin TL. Bitti mi? Hayır. İşte yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, alışveriş, ufak tefek çoluk çocuğa bir şeyler alacağız. Almanya'ya geri geleceğiz. Arkadaşlarımız var. Ufak tefek belki minicik bir hediye alacağız haklı olarak. Bir hafta. Arkadaşlar, bu hediyeleri de hadi üzerine 1000 euro da ona koyduk arkadaşlar. Diyelim hadi 17-18 bin lira, hadi 20 bin lira da öyle koyalım arkadaşlar. 185 bin TL yaptı. 185 bin TL. Hadi siz 10 bin euro deyin. 10 bin euroya Türkiye'de Antalya'da tatil yapabiliriz. Şimdi bu 10 bin euroyu bizim biriktirmemiz için iki tane yol var gidebilmemiz için. Her ay kenara, bir yıl önceden başlayacağız. Her ay kenara yaklaşık 1000 euro para koyacağız.
arttıracağız. Ne? Bir hafta tatil yapacağız diye. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ki 1000 euro çok zor. Peki. İkinci yol ne? İkinci yol kredi alacağız. Bankaya gideceğiz, selamun aleyküm diyeceğiz, para lazım diyeceğiz. Alacağız bu parayı, geleceğiz, sonra Türkiye'den döndükten sonra 2 yılda ödeyeceğiz. Bak, bir hafta için 2 yıl çalışacağız. Çoluk çocuk sabahın köründe çıkacağız yollara, gideceğiz, çalışacağız, bankanın kredisini ödeyeceğiz. Başka yol yok. Hadi diyelim ki 10.000 euro tutan bir tatil yapmıyoruz, 5.000 euroluk tatil yapıyoruz. Diyebilirsiniz ya Fatih Bey, o sen bilmem ne oteli diyorsun. Ne işimiz var? Biz normal 5.000 euro. Hadi 5.000 euro. Şu anda 5.000 euroya kaç kişi bir haftalığına Türkiye'ye tatile gidebilir? Şimdi bir tane vatandaş dedi ki diyelim, ne tatili kardeşim ne oteli. Ben memlekete gideceğim. Memlekete gideceğim. Tamam, git. Uçakla gitmeyeceğim. Arabayla gideceğim. Tamam, güzel. Memlekette evim var. Tamam. Şimdi arabayla gideceksen bir hafta için gitmezsin. En az 3-4 hafta için değil mi gidiyoruz? Güzel. 3-4 hafta. Bir, kendi evinde yiyeceksin, içeceksin, kalacaksın. Alacaksın çoluk çocuğu, belki birkaç akşam bir yere gideceksin diyelim. Eşi dostu ziyaret edeceksin, akrabalarını ziyaret edeceksin. Bu da yola çıkmadan, bismillah demeden Almanya'da eminim ki 1500-2000 euro para harcayacaksın. Ona hediye al, bilmem ona şunu yap, yok arabanın bilmem bakımını yaptır. Daha bismillah demeden 1500-2000 euro gitti. Yola gittin, bugün Almanya'dan Türkiye'ye en ucuz gidiş vinyetler bilmem neler dahil otoban parası bilmem ne. Arkadaşlar 1000 euro tutuyor. Etti sana 3000 euro. Peki. Gittin. 2-3 hafta kalacağız. Arkadaşlar en az 7-8 bin euro bir ailenin şu anda Türkiye'ye gidiş masrafı. Ha, tek başına gidersin. Bilemem onu. Çoluk çocuk yoktur. Daha ucuz olur. Doğru. Ona bir şey diyemem. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Orta gelirliği bitirdiler. Dar gelirliği bitirdiler. Emekli bitti, işçi bitti. Yani toplumun orta kesimi kalmadı. Ya para var ya yok. O kadar. Şimdi devletleri yönetenler bunu biliyor mu arkadaşlar? Biliyor. Bizleri yönetenler biliyor mu? Biliyor tabii ki. Kabul etmek istemiyorlar. Maaşlardaki kesintileri azaltmak istemiyorlar. Emekliden alınan vergiyi ortadan kaldırmak istemiyorlar. Ben bu ekrandan defalarca anlattım. Bugün Avrupa'da bir emekli en az 1400 euro maaş almak zorunda. Çalışan bir kişi de en az 2000 euro net maaş almak zorunda. Birileri bana kızıyor. Ya bu kadar işte herkese 2000 euro verirseler devletin hali ne olur? Vatandaşın hali ne olacak diye soruyor musun? Önce kendine bir bak ya. Bunu söyleyen de 1000 euro ya da 700-800 euro emekli maaşı alan. Arkadaşlar, dünya düzeni değişti, bitti. Hani artık şeye gerek yok, bilim insanı olmaya gerek yok. Çarşıda, pazarda, her yerde yangın var. Bak tatili anlattım. Türkiye'ye, ana vatanımıza gitmek, o topraklara ayak basmak lüks oldu. Böyle bakalım daha neler göreceğiz, neler. Allah sonumuzu hayretsin. İnsanlar gelecekleriyle ilgili kaygı duyuyor. Yarın ben ne yapacağım diyor, kara kara düşünüyor. Şimdi yarınını düşünen, kendisini düşünen, çoluk çocuğunu düşünen, yurt dışında yaşayanları sevindirecek olan bir haberi verme zamanı geldi. Siz de yurt dışında yaşıyorsanız, şimdi anlatacaklarım çok çok önemli sizin için. Malum olduğu üzere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanlar gelecekleriyle ilgili plan yapmakta zorlanıyor. Günü kurtarmak istediği için de geleceğiyle ilgili hiçbir adım atmıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu ekonomik dar boğazdan bir şekilde kendilerini kurtarmak,
hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için bir garanti para olsun diye Türkiye'de emekli olabilmenin yollarını araştırdı, araştırmaya devam ediyor. 2019 yılında bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasayla pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapattı. Bu defteri kapatmasının nedenlerinin en başında Ali'den, Veli'den bir şeyler duymuş. Yani eşinden, dostundan Türkiye'de emekli olabilmek için çok para yatırmak gerekiyormuş. Bunu birinden duyuyor. Nasıl olsa bende para yok diyerek, ben de emekli olamam diyerek bu defteri kapatıyor. Şimdi anlatacaklarım yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza yeni bir kapı açacak. Emeklilik defterini açacak. Ev hanımlarına, çalışan hanımlara, şu anda yaşamış olduğunuz ülkede ister emekli olun, ister çalışın, ister mağlulen emekli olun. Arkadaşlar isterseniz sosyal yardım alın. Şimdi anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Gençler, siz de geleceğinizle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Gelecek de bir gün gelecek, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz babanız için, hem de çoluk çocuğunuz için mutlaka gelecekle ilgili bir adım atma zamanı geldi. Şimdi ben biliyorsunuz sosyal güvenlik uzmanı olan İstanbul'da Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e açık net bir şekilde şunu sordum. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nerede yaşadığı önemli değil. Pek çoğu ben nasıl olsa artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Ama vatandaşın Türkiye'de emekli olmaya ihtiyacı var. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan bedavaya, doktora bedavaya gitmeye ihtiyacı var. Az ya da çok vatandaşın Türkiye'deki banka hesabına her ay paranın yatması gerekiyor. Buna ihtiyacı var. Özgür Bey bana şunu söylüyor. Bak dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız maalesef eksik bilgileri nedeniyle hepsi nasıl olsa ben yüksek para ödemem gerekiyor diye emeklilik defterini kapattı. Oysa ki 3500 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Ama bu durum herkes için farklı. Biri 3.000 ödüyor, biri 5.000 ödüyor emekli olmak için. Biri 10.000 ödüyor, biri 50.000 ödüyor. Vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Hangi kategoride olduğunu da bilmiyor. Nasıl emekli olacağını da bilmiyor. Ali'den, Veli'den, kulaktan dolma, eşinden, dostundan duyduklarıyla bu defteri kapatmış. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Ve ömrümüzün sonuna kadar, garanti bir para. Her ay bankaya tıkır tıkır paran yatıyor. Az ya da çok hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki? Bir kişi bana söylesin. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Daha Belçika'da, Avusturya'da emekli maaşları yüksek mi arkadaşlar? Ama garanti para. Ölene kadar bu parayı alıyorsun. Bedavaya doktora gidiyorsun. Tüm sosyal imkanlardan yararlanıyorsun. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Şimdi vatandaş bunu bilmeden defteri kapatmış. Şimdi defteri açıyoruz. Mesela hanımlar. Doğum yapmış olan hanımlar. Emekli olmaları çok kolay. Türkiye'de geçmişte askerlik yapmış olan ya da geçmişte bir şekilde sigorta girişi olanların emekli olmaları daha kolay. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayanların da emekli olmaları kolay. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bu defteri açıyoruz. Hepinizin emekli olma hakkı var. Evet. Emeklilik defterini yeniden açıyoruz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, geçmişte vatandaşlarımız emekli olabilmek için birilerine
3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödediler. Pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Pek çok vatandaşımız dolandırıldı. Hala bu dolandırıcılar bazı televizyon kanallarında, özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp yayınlar yapıyorlar. Dolandırmaya devam ediyorlar. 3-4 bin euro da danışmanlık ücreti alıyorlar. Bakın, Türkiye'de bu işin bir numarası olan Özgür Kaya'ya, sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya'ya şunu söyledi. Bak dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşın cebinde 3-4 bin euro danışmanlık ücreti verecek bir para yok. Sadece ufak, çok cüzi bir paraya vatandaşın hem danışmanlığını yapacaksın, hem vatandaş yaşamış olduğu ülkeden Türkiye'ye gitmeden bütün işlemlerini yapacaksın, müracaatlarını yapacaksın. Vatandaşın emekli maaşını bağlatacaksın. Çok cüzi bir paraya bunu yapacaksın dedim. Sağ olsun kendisi beni kırmadı. Şimdi siz de geleceğinizle ilgili adım atmak istiyorsanız, hem kendiniz için hem eşiniz için, veya gençler, hem kendiniz hem eşiniz hem anneniz babanız için, anne babalara da şunu söylüyorum, çocuklarınız için gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak istiyorsanız, sadece bakın, hiçbir yerde şimdi söyleyeceğim fiyata danışmanlık artı tüm işlemler de yapılacak, böyle bir şey yok. Sadece 120 euroya arkadaşlar, 120 euro, yanlış duymadınız, ek hiçbir ücret yok, ne önceden ne de sonradan. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığını Özgür Bey'den alacaksınız. Tüm işlemleriniz yapılacak, emekli maaşınızla bağlanacak. Peki, gelecekte bir gün gelecek diyoruz ya, bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim ki siz Almanya'dasınız, Fransa, Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika, Suudi Arabistan, Katar, başka bir ülke, hiç önemli değil nerede yaşadığınız. Afrika'nın bilmem Uganda'sında da, Tanzanya'sında yaşıyorsanız da, Cezayir'de, Lübnan'da, nerede yaşıyor olursanız olun, bu fırsatı kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattına yazabilirsiniz. WhatsApp hattı. Şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eğer eşinizle beraber alacaksınız, ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan yazacaksınız. Bu kadar. Sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen size cevap yazacaklar, bir hesap numarası atacaklar. Siz dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'de ister banka hesabınız olsun ister olmasın, 120 euroyu yaşamış olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de bir banka hesabınız varsa oradan hemen aktaracaksınız. 120 euro karşılığı Türk parasını ya da euroyu yaşadığınız ülkeden, ya da işte Amerika'da yaşıyorsanız doları, İngiltere'de yaşıyorsanız sterlini gibi yaşamış olduğunuz ülkenin para biriminden size verilecek olan IBAN numarasına, hesap numarasına göndereceksiniz. Daha sonra bu göndermiş olduğunuz paranın makbuzunun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine ekranın altındaki bu telefon numarasına, WhatsApp'a fotoğrafını atacaksınız. Ve sizin hemen randevunuz oluşturulacak. Sizin Özgür Bey'le canlı olarak cep telefonunuzdan, WhatsApp'tan görüntülü olarak görüşmeniz için randevu oluşturulacak. Randevu tarihi ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak konuşacaksınız. Özgür Bey sizin bilgilerinizi alacak, size birkaç soru soracak, durumunuz nedir ne değildir diye. Sizin en ucuza, yani devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşı almanız için tüm çalışmaları yapacak.
sizin emeklilik röntgeninizi çekecek. Türkçesi bu. Emeklilik röntgeninizi. Nasıl az para vererek nasıl yüksek emekli maaşı alırsınız? Ev hanımları, yaşadığınız ülkede ister çalışmış olun, ister çalışmamış olun. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiçbiriniz bu fırsatı kaçırmayın. Bakın, sadece 120 euroya, Allah aşkına 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Siz bu 120 euroyla geleceğinizi, eşinizin geleceğini, çoluk çocuğunuzun geleceğini bir şekilde garanti altına alıyorsunuz. Geleceğinize sadece 120 euroya yatırım yapıyorsunuz. Allah aşkına şunu söylemeyin. İşte bedava olsun falan değiller. Bak açık, şeffaf bir şekilde her şeyi anlatıyorum. Kafalarda soru işareti kalmasın diye. Sadece 120 euroya siz bu adım atıyorsunuz. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az bir kişinin masrafı, uçak parası bilmem ne 800-900 euro. Sen yattığın yerden sadece 120 euroya danışmanlık alıyorsun. Bunun üzerine siz emekli olmaya karar verirseniz Özgür Bey sizin adınıza SGK'ya gidiyor. Tüm formları, dilekçeleri dolduruyor, tüm müracaatları yapıyor. Sizinle ilgili tüm adımları, yasal işlemleri yapıyor. Ve size emekli maaşını bağlıyor. Yani bugün Türkiye'ye gidiyorum desen vakit lazım, para lazım. Değil mi? Hiç oturduğunuz yerden bu işi çözüyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün Türkiye'de bir akrabana söylesen o bile gitmez. Gitse SGK'da, SGK'da ne işlem yapacak? Ne bilecek yurt dışı emekliliği? Emeklilik o kadar hassas bir konu ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Eğer siz emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir yere işaret koyarsanız, yanlış bir dilekçe verirseniz emekli maaşınız yarıya düşer, ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Burada hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanından alacağız. Hataya yer yok. Az para ödeyip yüksek emekli maaşı nasıl alır? Şimdi hanımlar bu anlatacaklarımı da ayrıca dikkatlice dinlesinler lütfen. Bak, bizim toplumumuzda hanımlar maalesef hep arka planda bırakıldı. Beyler kusura bakmayın bu gerçek. Hep hanımlar geride kaldı. Bundan ben özellikle hanımefendilerin yararlanmasını istiyorum. Bunun için ben hanımlar daha fazla yararlansın diye Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bak. Hanımlar ileri yaşa gelir, ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna verirler. Ellerinde, avuçlarında geriye dönüp bakarlar, para yok. Emeklilik yok, geleceğe dair elde avuçta hiçbir şey yok. Yarının ne olacağını kara kara düşünürler. Hanımların bu büyük fırsattan yararlanması için ayrıca bir indirim yapalım dedim. Bak, hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa, bir kişi 120 euroydu ya, iki kişi 240 euro ödemiyor. Sadece 180 euro ödeyecek. Karı koca birlikte alırsa, hanımlar tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Karıştırılmasın, bu karıştırılıyor biliyorum. Karı koca birlikte danışmanlık aldığında sadece 180 euro ödeyecek. Özellikle bakın beni evlerinde çalışmış oldukları iş yerlerinde cep telefonlarından, bilgisayarlarından, televizyonlarından, iPad'lerinden izleyen tüm vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Hiç Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Artık Türkiye'de emekli maaşı almak için hiç kimseye ihtiyacınız yok. Ona buna yalvarmanıza gerek yok. Bitti. Biz sizin için böyle bir adım atıyoruz. Sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlıyorsunuz. Bakın karı koca özellikle bundan istifade edin. Gençler bak.
Gelecek de bir gün gelecek. Benim emeklilikte ne işim olur demeyin. Geleceğe şimdiden sadece 120 euroya yatırım yapacaksınız. Kendiniz için, eşiniz için. Arkadaşlar bakın çok çok önemli. Şimdi ileri yaşta olan değerli büyüklerimize sorun. Hepsi şunu söyler. Keşke der. Keşke şunu yapsaydım. Keşke işte emeklilikle ilgili geçmişte bir hazırlık yapsaydım derler. Değil mi? Gidin sorun. Gençler, sizin keşke dememeniz için şimdiden sadece 120 euroya bu adımı atacaksınız. Aşağıdaki telefon numarasını görüyorsunuz. WhatsApp'tan hemen danışmanlık, emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Eşinizle beraber alın. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazın. Kaç yaşında olursanız olun. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kısa bir süre sonra da bitecek. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan istifade etti. Emekli maaşı bağlananlar var. İşlemleri devam edenler var. Hala danışanlar var. Ve hepsi çok şükür, çok mutlu. İyi ki Emekli TV'yi izledik. İyi ki böyle bir şeyden haberdar olduk diyorlar. Bize yapacağınız dua yeter arkadaşlar. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bu emeklilikle ilgili hiç kimse dolandıramayacak. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşımıza 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödetmeyeceğiz. Sadece 120 euro ödeyecek. Ek hiçbir para yok. Hepsi 120 euro. Altını çiziyorum. Niye altını çiziyorum biliyor musunuz? Bakın, bazı sahtekarlar, dolandırıcılar yurt dışında yaşayan vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyor. Müracaatlar için ayrıca para alıyor. Ayrıca diyorlar ki bu dolandırıcılar, sizin devlete ödemeniz gereken parayı diyor ki bana gönder diyor. Ve bu paranın üzerine yatıyorlar arkadaşlar. Siz derdinizi anlatana kadar yıllar geçiyor. Bakın, bununla ilgili yakında çok önemli bir haber yapacağım. Adı sözde sosyal güvenlik uzmanı olan, televizyonlara çıkan, Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında gurbetçi vatandaşımızı adeta kandıran, avlayan biri var. Onunla ilgili çok çok önemli bir haber yapacağım. Şu anda olay hukuk seviyesinde, hukukta. Şu anda savcılık soruşturmasına geçilmek üzere. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde güzel haberlerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar, artık bekleme zamanı değil, düşünme zamanı değil. Neyi düşüneceksin? Alt tarafı 120 euroya kendinle ilgili, eşinle ilgili adım atıyorsun. Gençler bakın, anneniz babanızı bu işten mahrum bırakmayın. Onlara mutlaka bu emeklilik danışmanlığını alın, hediye edin. Belki durumları yok. Belki size söyleyemiyorlar, kıyamıyorlar size. Ama içlerinde ben biliyorum hepsinin Türkiye'de emekli maaşı almak gibi bir umudu var. Gençler, 120 euroyu siz anneniz ya da babanız için ya da hem anneniz hem babanız için 180 euroyu hemen şimdi iletişime geçerek WhatsApp hattından annem için, babam için danışmanlık almak istiyorum diye hemen harekete geçin. Allah aşkına nereye harcamıyoruz ya? Nereye harcamıyoruz 120 euroyu? Böylesine önemli bir şey için, kendin için, ailen için, bak en sevdiklerin için harcamayacaksın da ne için harcayacaksın? 3-4 bin euro değil, 100 bin euro değil, 12 bin euro değil, 1200 euro değil. Sadece 120 euroyu anlatıyorum. Bak niye ısrarla anlatıyorum biliyor musunuz? Kısa bir süre sonra bitecek. Sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz istifade edemedik, yararlanamadık. İşte fiyatlar artmış, İşte biz ne yaparız demeyin. Bak söylüyorum, kısa bir süre sonra bitecek. Bu fiyatlar artacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemez. Şimdi herkes, beni izleyen herkesten şunu rica ediyorum. Ekranın altında görmüş olduğunuz bu +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattının numarayı hemen telefonunuza kaydedin. Hemen şimdi, düşünecek zaman yok. Şimdi beni nerede, hangi saatte, hangi günde olursa olsun izliyorsanız önemli değil. Hemen yazın.
Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da annem ve baban, hem ben hem eşim için ailecek biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz deyin. Bakın kalabalık aileler, istifade edin bundan, yararlanın. Onlara da indirim var. Onun için artık vakit düşünme vakti değil, vakit harekete geçme vakti. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Çevrenizde eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, herkese lütfen bu videoyu gönderiniz. Sizden ben bunu rica ediyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.